Audi'nin en büyük SUV modeli Q7, aradan geçen 10 yılın ardından ikinci nesline kavuştu. Yeni Q7, üreticinin MLB adlı platformu üzerine geliştirilmiş ve toplamda 325 kilogram hafiflemiş. Bu hafiflemede kapılar, çamurluklar, bagaj kapağı gibi parçaların alüminyumdan üretilmesi de etkili olmuş. Uzunluğu 5050 mm, genişliği de 1970 mm olan yeni Q7, eskisinden 37 mm kısa ve 15 mm dar. Aks mesafesi ise 2990 mm. Yeni nesil MMI kumanda sistemine ev sahipliği yapan dokunmatik bilgi ekranı 7 veya 8.3 inç büyüklüğünde alınabilecek. 890 litrelik devasa bagaj hacmi, 3. sıra koltuklar kullanılırsa 295 litreye iniyor. Yeni Q7 ilk etapta 3 litrelik 272 beygir güç üreten turbo beslemeli dizel motor ve 333 beygir güç üreten turbo beslemeli benzinli motorlarla sunulacak. Q7, 272 beygirlik versiyonda saatte 100 km hıza 6.3 saniyede, 333 beygirlik versiyonda ise 6.1 saniyede ulaşabiliyor. 252 beygir güç üreten 2 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli benzinli motor da seçenekler arasında yerini alacak. 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla dolatılan SUV'un plug-in hibrit versiyonu da sonradan aileye dahil olacak. Yeni Q7, Mayıs ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Audi RS3 Sportback ikinci nesliyle otomobil severlerin karşısına çıkıyor. Otomobilin kaputu altındaki 2,5 litrelik 5 silindirli turbo beslemeli benzinli motor 367 beygir güç üretiyor. RS3 Sportback saatte 100 km hıza 4.3 saniyede çıkıyor ve son hızı saatte 280 km olarak açıklanıyor. Audi Uringam'ın en küçüğü olan A1 2015 yılında kendini yeniliyor. Farları, stop lambaları ve radyatör ızgarası yeniden şekillendirilen otomobilin elden geçirilen tamponları sebebiyle boyunda 2 santimetrelik artış yaşanmış. A1'de yeni 3 silindirli motorlara da yer verilecek. 1 litrelik turbo beslemeli benzinli motor 95 beygir gücünde. 1.4 litrelik turbo beslemeli dizel motorsa 90 beygir güç üretirken 100 kilometrede karma yakıt tüketimi 3.4 litre olarak açıklanıyor. Direksiyon sistemi ise elektromekanik olan ile değiştiriliyor. Üstü açılabilen BMW'ler kervanının en küçüğü de ürün gamına dahil oluyor. Bir serisi Convertible'ın yerini alan otomobilde 2 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli benzinli motor 184 beygir, dizel motorsa 190 beygir güç üretiyor. BMW 2 serisi Convertible'ın 228i modelindeki 2 litrelik motorsa 245 beygir güç üretirken en güçlü olan M235i modelinde 3 litrelik Twin Power turbo motor 326 beygir güç üretiyor. Çok katmanlı kumaş tente 20 saniyede ve saatte 50 km hıza kadar açılıp kapatılabiliyor. İki serisi convertible için yılın ikinci çeyreğini beklemek gerekiyor. Makyajlı 6 serisi ailesi yeni ön tampon ve radyatör ızgarası ile öne çıkıyor. Yeni renk seçenekleri de sunulacak olan otomobilde LED farlar artık standart olarak sunuluyor. 17, 18 ve 20 inçlik yeni jantlarla süslenen otomobillerde aynı donanım ve aktarma seçenekleri sunulmaya devam edecek. BMW 6 serisi ailesi yılın ikinci çeyreği itibariyle Türkiye'ye gelecek. Citroen'in kompakt sırt modeli C4 bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren makyajlı haliyle Türkiye yollarına çıkacak. Koyu zeminli farlar ve 3 boyut efektli stop grubuyla farklılaşan otomobilde iki yeni karoser rengi de seçilebilecek. Yeni 18 inç jantlarla donatılan otomobilin iç mekanında kumanda grubu yenilenen 7 inçlik dokunmatik ekran öne çıkıyor. C4'te artık Euro 6 motorlar görev yapacak. 1.6 litrelik atmosferik benzinli motorun yerini turbo beslemeli 1.2 litrelik motor alacak ve 110 ile 130 beygir gücünde iki farklı seçeneği olacak. Güçlü versiyon 6 ileri vitesli yeni otomatik şanzımanla da alınabilecek. Yeni nesil 1.6 litrelik HDI dizel motorlarsa 100 beygir ve 120 beygir güç üretecek.
Geçen yıl sonbahar aylarında Ram Promaster City adıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne de satışına başlanan Fiat Doblo, kuzenine benzeyecek şekilde makyaj operasyonuna tabi tutuldu. Farları, tamponları, kaputu, radyatör ızgarası ve jant tasarımları değişen Doblo'nun iç mekanına geçildiğinde yeni gösterge tablosu, direksiyon simidi, havalandırma ızgaraları ve 500 liradan alınan müzik sistemi ilk dikkat çeken yeniliklerden. Motor seçenekleri değişmeyen makyajlı Doblo, yılın ilk çeyreğinde tüketicilerle buluşacak. İlk tanıtımının ardından gerçekten uzun bir süre geçen Ford Mondeo, sonunda yeni nesliyle Türkiye'de de sahne alacak. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelecek olan yeni Mondeo da 1 litre hacmindeki turbo beslemeli 3 silindirli benzinli EcoBoost, 1,5 litrelik EcoBoost ve 2 litrelik EcoBoost motorlar görev alacak. Yeni Mondeo 1,6 litrelik ve 2 litrelik dizel motorlarla da alınabilecek. Otomobil, güvenlik ekipmanları ve sürüş destek sistemleri disiplinlerinde oldukça zengin bir donanım listesine sahip olacak. Aradan geçen 4 yılın ardından yeni yüzüne kavuşan otomobilde Focus'taki gibi trapezoid formlu radyatör ızgarası, yeni bir kaput, tampon ve far tasarımı öne çıkıyor. İç mekanda eski düğme karmaşasının yerini büyük bir dokunmatik ekran alıyor. Yılın ikinci yarısından itibaren satışa çıkacak olan makyajlı Ford C-Max'te 1,5 litrelik turbo beslemeli benzinli motorun 150 ve 182 beygir güç üreten iki farklı versiyon olacak. 1,5 litrelik turbo dizel motor da 105 ve 120 beygir güç üretirken 1 litrelik EcoBoost motorun gücünde değişiklik olmayacak. Mustang severler için Ford'dan sonunda iyi haber geliyor. Yeni Mustang Avrupa'da satışa sunulduktan sonra yılın son çeyreğinde Türkiye yollarıyla buluşacak. Yeni yüzüyle tüm Ford modellerine ilham veren otomobilde 5 litrelik 420 beygir gücündeki benzinli motorun yanı sıra 2,3 litrelik turbo beslemeli, 305 beygir güç ve 406 Nm tork üreten EcoBoost benzinli motor görev alacak. Tamamen yeni bir süspansiyon sistemiyle donatılan otomobilde Sync 2 multimedya sistemi de sunulacak. Paris Otomobil Fuarı'nda yenilenmiş haliyle tanıtılan Ford S-Max, Mondeo ile aynı platformu paylaşıyor. Elektrikli olarak katlanabilen ikinci ve üçüncü koltuk sırası gibi iddialı donanımlarla satılacak olan otomobilde 1,5 litrelik 158 beygir gücünde turbo beslemeli benzinli motor görev yapacak. Honda CR-V de 2015 yılında tazelenmiş haliyle yollara çıkacak otomobiller arasında bulunuyor. 1,6 litrelik turbo dizel iD-Tech motor 160 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. 4 tekerlekten çekiş sistemi ile 9 ileri vitesli otomatik şanzımanla alınabilecek olan CR-V 1,6 dizel Mayıs ayında Türkiye'ye geliyor. Aradan geçen 2 yılın ardından Honda Civic Hatchback ile makyajlanan modeller arasındaki yerini aldı. Daha köşeli hatlara sahip bir ön tampona kavuşan Civic'in far tasarımı da elden geçirilirken LED gündüz lambaları da eklendi. Yeni arka tampon tasarımı ve LED Stop grubuyla güncel modelden farklılaşan otomobilde artık Android tabanlı 7 inç ekranlı bir multimedya ekranı da kullanılıyor. Makyajlı Civic Hatchback Mayıs ayında Türkiye'de olacak. ...2014 Paris Otomobil Fuarı'nda konsept olarak adlandırılsa da aslında HR-V'nin seri üretime çok yakın hali görücüye çıkmıştı. Crossover sınıfının öncülerinden biri olan HR-V yaklaşık 10 yıl üretilmedi. Nihayet Honda bu sınıfın çekiciliğine dayanamadı ve yeni HR-V'yi ortaya çıkardı. Yılın ikinci yarısında ülkemizde satılması planlanan otomobilde Civic modellerinden tanıdık benzinli ve dizel motorların kullanılması şaşırtıcı olmayacaktır. İkinci nesil Hyundai i20'yi yeterince sportif bulmayanlar için 3 kapılı karoser seçeneği de gün ışığına çıktı. 5 kapılı versiyondan 25 mm daha alçak olan otomobilin yüksek omuz çizgisi, şişkin arka çamurlukları, eğimli CS sütunu ve spoileri arkadan görünümün daha dinamik olmasını sağlamış. Radyatör ızgarası da daha büyük olan otomobilin bagaj hacmi 5 kapılıya göre 10 litre artarak 336 litreye ulaşmış. Mart ayında satılmaya başlanacak olan otomobilin motor seçenekleri ise 5 kapılı kardeşiyle aynı. Hyundai'nin kompakt sınıf modeli i30, Mayıs ayında makyajlı haliyle yollara çıkarak sınıfındaki iddiasını artırmayı hedefliyor. Farların deseni,
tamponları, radyatör ızgarası, led gündüz lambaları, jant tasarımları yenilenen otomobilin motor gamına güçlü bir üye de katılıyor. Kia Ceed GT modellerinde kullanılan 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motorun 186 beygir güç ve 265 Nm tork üreten versiyonu artık i30'da kullanılacak ve 6 vitesli manuel şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktaracak. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Londra'da görücüye çıkan orta sınıfın yeni üyesi Jaguar XE, X-Type'ın izlerini unutturmak istiyor. Gövdesi, AB'yi XF modelini anımsatan otomobilin iç mekanında lazer tabanlı head-up bilgi ekranı ve 8 inçlik dokunmatik bilgi ekranı öne çıkıyor. 2 litrelik, turbo beslemeli 4 silindirli benzinli ve dizel motorlar dışında 340 beygir güç üreten 3 litrelik benzinli V6 motorla da alınabilecek olan otomobil, Haziran ayında ilk etapta 2 litrelik turbo beslemeli dizel motorla Türkiye'ye gelecek. Paris Otomobil Fuarı'nın dikkat çeken otomobillerinden biri olan Kia Sorento, daha çekici görünümüyle 2000'li yılların başındaki satış başarısını tekrarlamak istiyor. 4780 mm uzunluğundaki otomobilin dingil mesafesi 80 mm artırılarak 2780 mm'ye ulaşmış. 2,5 litrelik 4 silindirli benzinli motorla tanıtılan otomobilde Santa Fe'deki 2 litrelik turbo beslemeli dizel motorun kullanılması sürpriz olmaz. Yeni Sorento yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Land Rover Freelander'ın yerini alan Discovery Sport, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı. 4.59 metrelik SUV, Mart ayında yollara çıkacak. Yüzü büyük oranda Evoque'a benzeyen otomobilde modüler bir koltuk düzeni kullanılıyor. 829 litre gibi devasa bir bagaj hacmine sahip olan SUV'un kokpiti ise diğer Land Rover modelleri kadar albenili görünmüyor. 2 litrelik 4 silindirli benzinli motoru 240 beygir güç üretirken, 2.2 litrelik SD4 dizel 190 beygir gücünde. 2 litrelik yeni dizel motor Haziran ayında ürün gamına dahil olacak. Peter Schreyer'ın Kia'daki ilk önemli tasarımı olan Rio, ikinci baharına hazırlanıyor. Ön ve arka tamponları daha keskin hatlara sahip olan otomobilin sis farları, radyatör ızgarası ve jantları yenilenmiş. Kokpitin belirli yerlerinde krom çıtalara yer verilen otomobil, makyajlı Picanto ile birlikte yılın ilk çeyreğinde bayilerdeki yerini alacak. İkonik Mazda MX-5 modeli yeni nesliyle serüvenine devam ediyor. 1020 kilogram ağırlığındaki otomobil eskisinden yaklaşık 100 kilogram daha hafif. Tasarımı diğer Mazda modelleri gibi Kodo tasarım felsefesiyle şekillendirilen otomobilde yine eskisi gibi minimalist tasarımlı bir kokpite yer verilmiş. Eylül ayında satışa sunulacak olan otomobilde 128 beygir güç üreten 1.5 litrelik Skyactiv-G benzinli motorun kullanılması planlanıyor. Tasarımı ile Mazda 2 ve CX-5 arasında köprü kuran küçük crossover CX-3 Haziran ayında geliyor. 4.27 metre uzunluğundaki otomobilin aks mesafesi 2.57 metre olarak açıklanıyor. Kokpit yapısı Mazda 2 ve Mazda 3 ile benzerlikler taşıyan otomobilde yeni nesil 1.5 litrelik turbo beslemeli dizel motor, 6 ileri vitesli otomatik şanzıman ve 4 tekerlekten çekiş sistemi birlikte alınabilecek. Şaşırtıcı şekilde sadece 2,5 yılın ardından makyaja tabi tutulan CX-5'in radyatör ızgarası ve farları elden geçirilirken, jant tasarımları ve karoser renkleri de yenilenmiş. Yeni Mazda Connect bilgi sistemiyle donatılan otomobilin motor ve şanzıman seçenekleri değişmiyor. Mazda 6'da da benzer şekilde farlar ve radyatör ızgarası elden geçirilirken, anten tasarımı değiştirilmiş ve LED stop grubuna yer verilmiş. 7 inçlik yeni multimedya sistemi de Mazda 6'da sunulmaya başlanıyor. Her iki modelde Mayıs ayında Türkiye'de satışa sunulacak. BMW'nin 2008 yılında radikal bir adım atarak ortaya çıkardığı X6 modeline cevap niteliği taşıyan Mercedes GLE Coupe, özellikle tavan ve bagaj eğimi sebebiyle rakibine oldukça benziyor. Arka tasarımda Mercedes S-Coupe ile benzerlik taşıyan stop grubu ve tampona konumlandırılan plakalık ilk bakışta göze biraz garip geliyor. Buna karşılık birçok yeni Mercedes modelinden tanıdık bir yüz ifadesine de sahip. Havalı süspansiyon ve adaptif şasi gibi ileri teknoloji ürünü bir yürüyen aksama sahip olan otomobilde, 3 litrelik 258 beygir gücünde turbo beslemeli dizel, 333 beygir gücünde 3 litrelik turbo beslemeli benzinli ve AMG modelinde 3 litrelik 367 beygir gücünde turbo beslemeli benzinli motor görev alacak. Tüm GLE modellerinde
9 vitesli yeni nesil otomatik şanzıman kullanılacak. GLE Coupe için Ağustos ayını beklemek gerekiyor. Porsche 911'i gözüne kestiren Mercedes AMG GT, SRS AMG GT'nin gündelik hayata adapte edilmiş ve daha sakinleştirilmiş halini temsil ediyor. Giriş seviyesindeki 4 litrelik çift turbo beslemeli benzinli V8 motor, 462 beygir güç ve 600 Nm tork üretirken 7 vitesli çift kavramalı şanzımanla işbirliği yapıyor. Saatte 100 km hıza, 4 saniyede ulaşan otomobilin son hızı saatte 304 km. Güçlü versiyonu AMG GT S'te ise aynı hacimli motor, 510 beygir güç ve 650 Nm tork üretiyor. Mercedes AMG GT, Nisan ayında yollara çıkacak. Mercedes'in Los Angeles Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan amiral gemisi, S serisi üzerinde şekillendirilmiş. S serisinden 200 mm daha uzun olan Mercedes Maybach S serisinin uzunluğu 5453 mm olarak açıklanırken, 3365 mm'lik dingil mesafesi küçük sınıf otomobilleri hatırlatıyor. Dünyanın en sessiz iç mekanına sahip otomobili olarak lanse edilen otomobilde bolca alüminyum, deri ve ahşap malzemeler kullanılmış. S600 modelinde 530 beygir gücünde benzinli motora yer verilirken S500 4.7 litrelik 455 beygir gücündeki benzinli motorla hayat buluyor. Mart ayında satışa çıkacak Mercedes Maybach'ta 3 litrelik 333 beygir güç üreten benzinli motor ve 4 tekerlekten çekiş sistemi de alınabilecek. Fransız üretici Peugeot, Euro 6 normlarını karşılamak adına benzinli motorların ardından dizel motorlarını da yeniliyor. Yeni nesil 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motor 120 beygir güç üretecek. Böylelikle eskisinden 5 beygir daha güçlü olan motor için daha da sevindirici olan haber otomatik şanzımanla ilgili. 6 ileri vitesli tork konvertörlü otomatik şanzıman ve dizel motor kombinasyonu yılın ikinci çeyreğinden itibaren 308, 3008 ve 5008 modellerinde alınabilecek. Yaklaşık 9 yıl sonra 5. nesliyle Şubat ayında Türkiye yoluyla buluşacak olan Opel Corsa, her açıdan daha teknolojik ve daha olgun bir otomobil. Otomobilin profil tasarımı ve boyutları Selefi ile neredeyse aynıyken, yüzü büyük bir Adam'a, arkası ise sıkıştırılmış bir Astra'ya benziyor. İç mekanda daha kaliteli malzemelerin kullanıldığı otomobilde, 90'lardan kalma gibi görünen nümerik bilgi ekranının yerini 7 inç büyüklüğündeki IntelliLink ekran alıyor. 1 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor 90 ve 115 beygir güç üretirken 1.4 litrelik turbo beslemeli benzinli motor 100 beygir güç ve 200 Nm torka sahip. 1.3 litrelik turbo beslemeli dizel motorlarsa artık Euro 6 normlarını karşılıyor. GTS yani Gran Turismo Sport adıyla süslenecek olan Porsche 911'ler yıl içinde Porsche bayilerindeki yerini alacak. 3.8 litrelik 6 silindirli benzinli boxer motor 430 beygir güç üretiyor ve çift kavramalı PDK şanzımanla işbirliği yapıyor. Saatte 100 km hıza 4 saniyede ulaşan 911 GTS'in kabriyole versiyonunda 0.2 saniye ek süreye ihtiyaç duyuluyor. 7 vitesli manuel şanzımanla alınırsa GTS'in son hızı saatte 306 km'ye ulaşıyor. Hali hazırda bir SUV ya da crossover modeli olmayan İspanyol üretici, Leon Experience modeliyle farklı bir alternatif olmak istiyor. Seat Leon ST'den 15 mm daha yüksek olan ve alt kısmı alüminyum kaplamayla korunan Leon Experience'ın bagaj hacmi 587 litre olarak açıklanıyor. Şubat ayında Türkiye'ye gelecek olan otomobilden sonra sonbahara doğru Ibiza, Alhambra ve Toledo modelleri de makyajlanacak. Skoda ailesinin Roomster ile birlikte en yaşlı üyesi olan Fabia sonunda 3. nesline kavuştu. Mart ayında satışa çıkacak olan Fabia güncel modelle aynı boyda fakat 9 cm daha geniş ve 3 cm daha alçak. Daha olgun bir görünüme sahip olan otomobil melez bir platform üzerinde yükseliyor. 1 litrelik 75 beygir güç üreten motor giriş seviyesini oluştururken 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli motorun 90 ve 110 beygirlik iki farklı versiyonu bulunuyor. Audi A1 ve Volkswagen Polo'da da kullanılmaya başlayan 1.4 litrelik turbo beslemeli dizel motorun 75 ve 90 beygirlik seçenekleri de bu otomobilde yerini alacak. Mayıs ayında Türkiye'ye gelecek olan kombi modeli ise 530 litrelik bagaj hacmiyle aileleri ve hobi sahiplerini hedefleyecek. Çok sportif bir tasarıma sahip olacak 3. nesil Superb içinse Ağustos ayını beklemeniz gerekiyor.
Ekim ayında Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan Suzuki Vitara, Japon markanın crossover pazarında eski güzel günlere dönüşünü sağlamaya çalışacak. Standart olarak önden çekişli olarak alınabilen ve artık SUV'dan çok bir crossover imajı veren Vitara, Haziran ayında satışa sunacak. Sportif bir tasarıma sahip olan otomobilin uzunluğu 4.2 metre. Euro 6 normlarını karşılayan 1.6 litrelik benzinli ve dizel motorlarla satılacak olan Tivoli, 4 tekerlekten çekiş ve otomatik şanzıman seçenekleriyle de alınabilecek. Volvo'nun modüler altyapısı üzerinde şekillenen ilk modeli olma unvanını taşıyan XC90, tasarımının yanı sıra teknoloji ve kalite anlamında markanın gelecekte çizeceği yolu gözler önüne seriyor. 7 koltuklu oturma düzenine sahip olan otomobilde 2 litrelik 4 silindirli motorlar görev alacak. 4.95 metre uzunluğundaki otomobilde hibrit T8 modelde satın alınabilecek. XC90 için yılın ikinci çeyreğini beklemek gerekiyor.